Sevgili dostlar merhaba. Yeni bir perşembe buluşmasına hoş geldiniz. Bugün içine dalacağımız konu bir dipsiz kuyu. Bu konuyla ilgili serbest konuşmaya kalksam inanın bana saatlerce kafanızı ütülerim. Oysa bu içerikleri hazırlarken kafanızı karıştırmamak için çok düşünüyor, çok çaba sarf ediyorum. Kurduğum cümlelere özen gösteriyor ve içeriğimi herkesin anlayabileceği bir mantık sıralamasına oturtmaya çalışıyorum. Detayları fazlasıyla bol olan bu konu belki de beni en çok zorlayan konulardan bir tanesi oldu. Fuji filmin lensleri hangisini neye göre almalısınız? Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. Bir ay önce başladığım YouTube yayın hayatıma bu 10. içeriğimle karşınıza çıkmanın keyfini yaşıyorum. Bu kısa sürede kanalıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize sonsuz teşekkürler. Yeni olanlar için bu kanalda fotoğrafçılıkla ilgili ürün incelemelerinden fotoğraf çekmenin püf noktalarına, tarihçesinden menü inceleme ve ayarlamalarına kadar bu konuda aklınıza gelebilecek her şeyden basit ve anlaşılır bir dilde ve bol örnek ve karşılaştırmalı içerikler hazırlıyorum. Bunları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın ki bu ha. içerikler daha geniş bir kitleye bir an önce ulaşsın. Teşekkür ederim. Fujifilm kameranızı alacağınız lensi hangi kriterlere göre alırsınız? 1- Bütçenize göre. İki, fotoğrafçılık tarzınıza göre. 3 o bütçeye ve tarza uyabilecek en kaliteli, en keskin lens'e göre. Valla o halde size iyi haberlerim var. Fuji filmde keskin ya da kaliteli olmayan lens yok. Ha, i̇nanın ki şaka yapmıyorum. Ve hayır, böyle konuşmak için Fuji filmden ne hediye ne de para alıyorum. X-T2'den beri içinde bulunduğum Fuji ekosistemine bugüne kadar dünya para harcadım. Ve harcamaya da devam ediyorum. Dolayısıyla sistemdeki yarıya yakın lensi deneme fırsatım oldu bu deneyimim neticesinde zaman içinde fotoğrafta keskinlik değil de özgünlük aradığımı farkına vardım. İnsan yüzündeki kas hatasından kaynaklanan bir gamzenin güzelliği gibi lenslerdeki ufak tefek hatalar beni daha çok cezmetmeye başladı. Fotoğraflarıma daha çok karakter kattığını görmeye başladım. Ve yavaş yavaş Fuji'nin prime lenslerini daha çok sevdiğime karar verdim. Bu benim için. Sizin için geçerli olmak zorunda değil. Bu kişisel bir tercih. Adını hatırlayamadığım ünlü bir fotoğrafçının sözünü aktarayım size. İnsanlar fotoğraflarınızın köşelerindeki netliği sorgulamaya başlıyorsa sorun köşede değil fotoğrafın bütünündedir demiş. Ben de bu laf üzerine biraz daha geriye çekilerek fotoğrafın bütününe bakmayı öğrendim. Ve bu anlayışla size Fuji'nin lenslerini anlatmak niyetindeyim. Şimdi Fuji'de iki tip ve üç değişik kalite lensler var. Zoom ve Prime lensler. Ucuz ama asla kalitesiz diyemeyeceğimiz XC serisi ki bunlar sadece metal yerine plastik kullanımından fiyatı düşüktür. Asla cam kalitesinden ödün vererek değil. Uygun sayılabilecek fiyatlara yüksek kalite veren XF serisi ve bu aynı serinin içerisindeki en baba diye nitelenen kırmızı noktalı seri. Zoom lensleri kit lens, ultra ve geniş açı, tele ve süper tele olarak 3 grupta 18 mm ile 400 mm arasında değişen 13 tane lensi var. Prime lenslerde ise 14 ile 200 mm arasında 18 değişik lens seçeneği var. Daha önce de söylediğim gibi bütün fotoğrafçılık tarzlarına uyan bir tane mükemmel lens diye bir şey yok. Buna karşılık fotoğrafçılık tarzlarına göre vereceğim öneriler genel kullanım esnasında sağladıkları başarılarından dolayı vereceğim önerilerdir. Ancak bunları asla ve asla katı ve değişmez kuralları olarak da algılanmasını istemiyorum. Tarza göre gitmeyi daha mantıklı bulduğum için öncelikle manzara fotoğrafçılığından başlayacağız. Genel olarak hep 16 milimetrelik bir geniş açı lens ilk akla gelse de manzara fotoğraflarımda şu anda videoyu çekmekte olduğum XF 35 milimetre F2 ve 55'e 200 lensimi 16 milimetre lensimden daha çok kullandığımı söylesem şaşırır mıydınız? Ama bir tek lens tavsiye edecek olsam muhtemelen o da 16'ya 80 olurdu. Yanına bir lens daha ilave diyorsanız Şubat sonu belki de Mart ortalarından itibaren satışta olacak olan yepyeni zoom lens 70'e 300 tavsiye ederim size. Gelelim sokak fotoğrafçılığına. İlginçtir. Yıllar boyu denediğim değişik lensler içerisinde şimdi fotoğrafçılıkta kullandığım yegane lens 35 mm f2. Bu lensi xe 10 x 20 30, XS3, yeni çıkan xe 4 gibi bir gövdeyle combo olarak kullanırsanız inanılmaz güzel bir ortak yaratmış olursunuz. Bazılarınız için belki 35 mm biraz dar gelebilir. Ama 23 mm f2 de kullanabilirsiniz. Bazılarının 50 mm f2 de tercih ettiğini biliyorum ama ancak bence biraz dar kaçar diye düşünüyorum. Birçoğunuzun en çok kullanacağı fotoğrafçılık tarzı ya da alanı olan tatil ve seyahat fotoğrafçılığı için size ya hafifliği, keskinliği ve lens içi sabitleyici özelliğiyle efsane kit lens 18-55'i ya da 23 mm f2 prime lensi tavsiye ederim. 23 mm öyle bir açı ki Size arzu ettiğiniz kadar ögeyi en doğru kompozisyonda, distorsiyonsuz muhteşem kareler yakalamayı sağlıyor. Ayrıca küçük ölçüsü ve hafifliği de cabası. 18-55 ise oldukça kabul edilebilir taşıma ölçüleri ve hafifliğiyle. Daha geniş açı ve diyafram aralığı ile Keskin fotoğraflar sağladığı kadar video çekimlerinde de son derece güvenilir bir lens. Ayrıca F2 ya da F2.8 karanlık ortamlar için dahi yeterli bir diyafram açısı. Elbette diğer lensler de tercih edilebilir. Mesela bir 16-55 F2.8. Ben önerilerimi fiyat performans önceliğine Göre yapıyorum. Burada yanlış anlaşılmasın. Portre fotoğrafçılığı ilginç bir alan. Genelde uzun odaklı lensler tercih edilir. Aynı kriterle yani fiyat performans kriterlerine göre ilk tavsiye edeceğim lens 50 mm f2 olacaktır. Ki bu efsane üçlünün yani 23 f2, 35 f2 ve 50 f2 içerisindeki en keskin olanıdır. Ayrıca bokeh denilen yani odak dışı arka alanı size en lezzetli şekilde veren lenslerden bir tanesidir. Elbette daha pahalıya daha iyisi var. 56'ya 1.2, 50'ye 1. Vallahi paranız hangisine yetiyorsa onu alın. Hepsiyle de muhteşem portre fotoğraflar çekersiniz. Ha, param yok. Bunların hiçbirini alamam ama elimde de 35'e f2 var. Valla o da size gayet yeterli, gayet başarılı portre çekecektir. Bir lensten bahsetmeden geçemeyeceğim. O da hak ettiği değerin çok altında olduğunu düşündüğüm 60'a f2.4. Siteye girdiğinizde bu lens için makro dendiğine bakmayın. Tam anlamıyla 1 bölü 1 makro değil. Makroya yakın bir lens. 80 mm f2.8'den önce çıkan bir lens çünkü. Ama diğer taraftan gerek keskinliğiyle gerek açısıyla gayet güzel bir portre lens olarak da kullanılabilir. Portre çekmek için illa tek bir prime lens kullanmayabilirsiniz. Bu 55'e 200 gayet de başarılı portali yakalayabileceğiniz değişik bir alternatifiniz olabilir. Gelelim mimari fotoğrafçılığına. Burada olabilen en geniş açı tercih edileceği için ilk önerim size yine fiyat performans ölçüsünde 10'a 24 f4 olacaktır. Ya, tabii ki bunun, bunun babası gücünüz yetiyorsa 8'e 16 f2 4'tür. Ha bunların hiçbir tanesi yoksa sürekli de profesyonel mimari fotoğrafçılık yapmıyorsanız ha, çok zorlandığınız noktada 16 mm ile başlayan her türlü lens ucu ucuna işinizi görecektir. Listede bir lens daha göreceksiniz. 14'e f 28 Her ne kadar çok kaliteli ve çok keskin bir lensse de garip açısı ve fiyat performansından dolayı çok da tavsiye edebileceğim bir lens olmadığını söylemek zorundayım. Makro fotoğrafçılığına başlamak istiyorsanız şunu bilmenize fayda var. Birçok insanın deneyip zor bulup başaramayıp bıraktığı bir fotoğrafçılık tarzıdır. Dolayısıyla o muhteşem ama pahalı olan 80 mm f2.8'e dalmadan önce bana sorarsanız denemek adına daha ucuz bir yol seçmenizi tavsiye ederim. Elinizdeki herhangi bir lense şu küçücük aksesuarı ilave edin. Bu aksesuar MCEX 2 tane var. 11 ya da 16 mm. Ben 11 mm'yi tercih ediyorum. Takacağınız herhangi bir lensin arkasına size makro deneyimi yaşatacaktır. Makro fotoğrafçılık biraz fazla detay içeren gerek ışık gerek alet edevat olarak biraz daha maliyetli bir fotoğrafçılık alanı olduğu için... Önce deneyin iyice hakim olduktan sonra hala devam etmeye karar verirsiniz o zaman elbette alınması gereken tek lens 80 e f2.8 olacaktır. Ve inanın bunu önden almış olmanız da bir şey değiştirmeyecektir çünkü bunu hala 80mm lensinizle kullanacaksınız. 1 bölü 1 makro artı bu baya baya baba makro resimler yakalatır size. Sırada birçok insanın çok keyifle denemek istediği, bazılarınızın belki daha önce denediği, bazılarınızın da merakla o fotoğraflar nasıl çekildiğini ya da baba ben de çekmek istiyorum dediği astro fotoğrafçılığa gelelim. Bunun için çok basittir. İki tane ana şey ihtiyacınız var. Olabilecek en geniş açı ama en hızlı lense ihtiyacınız var. Kalkıp 10 mm f4 ile çok başarılı astro fotoğrafçılığı yapamazsınız. Burada tartışmasız birinci sıraya oturan lens şu 16 mm f1.4'lük lenstir. Hem f1.4'lük inanılmaz ışık algısı ve 16 mm Geniş açısı astro fotoğrafçılıkta Fuji film lensleri içerisinde benim bir numaraya koyduğum lensler. Denemedim ama tahmin ediyorum ki o muhteşem 8 16 f2.8'de de gayet başarılı fotoğraflar çekersiniz bu fotoğrafçılık tarzında. Son olarak da lenslerin üzerindeki harflerin ne anlama geldiğinden bahsedelim. R diyafram ringi yani çarkı demek. Yani şu fiziksel diyafram çarkına sahip olduğunu söylüyor. WR yani WR Weather Resistant yani hava koşullarına dayanıklı anlamına geliyor. LM Linear Motor yani otofokusunuzun daha hızlı bir otofokus sistemine sahip olduğu daha düzeysel bir motor ile daha çabuk otofokus yakaladığını anlamına geliyor. Ve nihayet ise gördüğünüz zaman da Optical Image Stabilization bu da lensinizin içindeki sabitleyici bir özelliği olduğu anlamına içeriyor. Ki genelde bunlar 5 beş ile 5.5 beş stop arasındadır o tür lenslerde. Sonuç, sevgili dostlar, resimlerimi piksel piksel incelemekten, yok kenar ortaymış netliğine bakmaktan vazgeçili çok oldu. Ben artık resmin bütününe bakmayı tercih ediyor ve size de aynısını öneriyorum. Filmlerinden bir tanesinde Bruce Lee öğrencisine parmağıyla ayı gösterirken öğrencisine parmağın ucuna takılmaması gerektiğini yoksa ayın ihtişamını kaçıracağını anlatır. Ayrıca öyle bir teknoloji dünyasındayız ki artık kötü lens diye bir şey yok. Sadece iyisi ve daha iyisi var. Ee, i̇nternetteki grafiklere falan da çok fazla aldanmayın. Bunların birçoğu inanın ki bana pazarlama taktikleri. Yoksa onlara inanacak olsam şu anda daha yeni çıkarttıkları 16'ya FX 8'in grafiklere göre şu efsane 16'ya F1.4'ten çok daha keskin ve çok daha başarılı sonuçlar aldığını falan yazıyor. Ben biliyorum ki bu lens için sistem değiştiren arkadaşlarım var. E bana soracak olursanız şu anda size 16'ya f ile parmağı gösteriyor. Ben de diyorum ki size aya dikkat edin. Umarım bu bilgiler gelecekte yapacağınız lens alışverişlerinize biraz olsun ışık tutmuştur. Ayrıca sormak istediğiniz bir şey olursa lütfen yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Yorum demişken de benim için o çok değerli olan yorumlarınızdan lütfen beni mahrum bırakmayın. Bu içerik sizce bunu hak ettiyse lütfen beğenme butonuna basmayın. Hala abone olmadıysanız abone olmayı da lütfen unutmayın. Bu videoyu sonuna kadar seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşçakalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay, bugünlük bu kadar.